Hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli konuklar. Efendim bir burada olan burada kalır programında da sizlerle beraber olmanın mutluluğu içindeyiz. Efendim ben programın daimi sunucusu Zafer Algöz ve İstanbul stüdyolarında The Sakal of the World ve asla nerede olduğunu merak bile etmediğim nabekar İnamatu Tokyo Desi de gıyabında hatırlayarak ve işte karşınızda daimi konuğum, hocaların hocası, şair, yazar, oyuncu, şirket CFO'su, fakir fukara, garip guraba dostu, degüstatör, Sinop Erfelek Kestanesi, İstanbul Marmara Bölgesi de dahil olmak üzere distribütörü ve Beylikdüzü Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri sevgili Can Yılmaz. Hocam merhaba. Merhaba Zafer abi. Hoş geldin yayınımıza. Abi yine yıkama yağlama faslından sonra soracağım. O kafandaki şapka ne abi? O şapka değil hocam. O kendime bir tarz yapmak için böyle bir bandana gibi bir şey hocam bu. İstersen kulaklarına kadar indiriyorsun kışın soğuğunda, istersen boğazına takıyorsun, istersen kafana takıyorsun. Anladım. Ben de şu anda programa başladım. Nasılsın hocam, iyi misin? Çok şükür abi, çok şükür. Buna biz normalde iç güveysinden hallice deriz. Evet, uykunu almışsın. Yok abi, ne abi ne uykusu? Abi lütfen bak. Zafer abi, hocam, yayının, bak. Yayının daha başında, evet. Bismillah daha böyle... Evet. Bismillah deriz biz. Yani bir şeye başladığın zaman. Daha bismillah teker döndü. Turunu tamamlamadan hemen uykunu almışsın falan. Abi ben uyumam. Şunu lütfen. Abi bak, beni hep yanlış tanıtıyorsunuz. Bu yanlış tanıtmalar yüzünden adım yalacıya çıktı. Uykucuya çıktı. Çok yemek yiyen pis boğaza çıktı. Abi bak, bunları temizlemek 50 yıl sürecek. Yapmayın ya. Elbette şimdi uykudan kalkmadınız ama ben adamın yüzüne baktığın zaman göz bebeklerinden yani check-up yaparım. Anlatabiliyor muyum? Sen yarım saat önce uykudan uyanmışsın. Gözler çipil çipil. Uykudan uyanmış gözleri mamur diye öyle bir şarkı vardır biliyorsun. Yani ama neşelisin. Neşeliyim. Uykudan neden mutlu olduğunu biliyorum. Neden mutlu olduğunu biliyorum. Çünkü dün sabah 9'u bir geçe alışveriş merkezinin önünde içeriye gireceğim diye seni kavga ederken gösterdi kanalına. Abi ben bununla ilgili onlarca tweet attım. Hatta sonra da dedi ki ya Can Hoca sana ne ya, sen şey misin yani, bu işlerin başındaki bir adam mısın? Fazla oldun dedim kendi kendime. Bir iki tane tweet'i de sildim. AVM'ye gitmeyin, yapmayın, etmeyin. Bakın 50-60 gündür burada bir şey yapmaya çalışıyoruz. AVM'ye girdiğiniz andan itibaren bu iş lastik patlar falan diye. Sanki biz bunu dememişiz gibi ki, yani beni niye insanlar dikkate alsın? Tabii ki dikkate almazlar. Ama sanki biz bunu demiyormuş gibi, hiç kimse bunu uyarmamış gibi sabahın 9'unda gitmişler bekliyorlar abi ya. İnanılmaz bir şey. Ama bu sadece bize mahsus bir şey değil abi. Yani dünyadan da ben birkaç tane video gördüm. Bayağı millet dükkanın önünde böyle bekliyor yani açılsın diye. Ya arkadaş ya, ne alacaksın ne? Yani ana malzemelerini zaten alıyorsun bu zamana kadar. Ne alacaksın? Mesela yazın giymek için şort mu alacaksın o zaman? Şunu anlarım sevgili hocam. Ben koleksiyonerim abi. İngiltere'den bana çok önemli bir Beatles'ın albümünü getirmişlerdi. Ulan tam onu alacaktım. Bir gün sonra alışveriş merkezleri kapandı, alamadım. Onun için sabahın köründe gittim ki benden önce birisi gelen bana almış. Ama özledim. Kapının önündesin abi. Özlemiş. Maske de cebinde biliyorsun Can Hoca. Evet. Maske de cepte. Yani kafaya da takmıyor, ağzına da takmıyor. Özledim. Ne yapacaksın oraya gelip? Allah aşkına. Abi bu anekdotunun bir öncesini de anlayamadık. Onu bir daha yapar mısın? Ya dedim Necati, ki mesela... Necati bir yere gitmek istiyorlardı galiba. Şimdi tabii şöyle olabilir ancak. Ben orada indirimde mayo gördüm Necati. Bikini görmüştüm. Tam onu alacaktım. Korona çıktı. Onun için hemen açılır açılmaz gidip o bikini almam lazım. Yazın Alaçatı'da ben onu rüzgarda yatıp göstereceğim, anladın mı? Abi yapma gözünü seveyim. Kimse mayo almaya gitmez ya. Yok abi öyle bir şey. Yani hiçbir abi bak, bir laf vardır biliyorsun.
doluya koyuyorum, dolmuyor, boşa koyuyorum, olmuyor diye veya bunun tam tersi, yapamadım şimdi. Evet. Öyle bir laf var. Doluya koyuyorum, dolmuyor, boşa koyuyorum, olmuyor. Bu hiçbir şekilde izahı yok abi bunun. Yani, hocam boşa koyuyorum, almıyor demeniz lazım. Atasözünün aslı o. Evet abi, ben de öyle diyecektim ama şu anda hatırıma gelmediği için ham hum şaralom deriz biz. Öyle bağlantıya getirmeyi. Bir bağlar başı yaptın, bağlantıya getirdin hocam. Diyorum ki kısası şu. Hiçbir mantığı yok abi. AVM'de acil alınacak hiçbir şey yok abi. Ekmek fırında var. Markette var. Açık zaten. Yani çayını kahveni zaten alıyorsun. Makarnan alınıyor falan. Yani AVM'de koştur tencere takımı almaya gitmeyeceğine göre yani idare edebilirsin birkaç gün daha o tencereyle falan yani. Onun için ben, hiçbir şey yok abi. Mantığı yok yani. Ha şöyle olurdu. Bence, ben dellendim arkadaş. Ben dellendim. Duramıyorum. Yani üstümü başımı parçalayacağım. Üstümü başımı parçalayacağım ama bari AVM'ye gideyim. Böyle bir izahı olabilir bunun. Ya peki niye AVM'ye gidiyorsun? Kırlara bayırlara git o zaman yine. İşte diyorum ya abi. AVM, yok. Hocam AVM'de ne göreceksin ne? Yani AVM'ye gidince ne olacak? Çünkü gidenlerin çok büyük bir çoğunluğu bu. Allah aşkına gideyim diyenler alışveriş amacına gitmiyor hocam. Boş gezen bir takım var. Bunlar dolaşıyorlar. Böyle i̇şte vitrinlere falan bakmışlardı. Zaten çoğu dükkan da açmamış galiba. Evet. Yani çoğu dükkanın açmayacağını hesap ederek de aslında gitmeyebilirdi insanlar. Bilemedim abi, ben kafamda bir yere oturtamadım. Ben gitmem yani. Peki berbere gidecek misin hocam? Yazdırdım mı hemen randevu? Yok abi. Yani ben 14 Ağustos'a gün almıştım ama gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü 14 Ağustos'ta açılsaydı herkesle beraber o zaman tamamdı ama şimdi açılması yani iyi olmadı. Beni tatmin etmedi diyorsun sevgili Can Hoca. Evet. Hocam bu arada ama sana bomba bir yandan haber. Bir şey daha söyleyebilirim abi. Instagram'da kuaförlere gitmeyelim falan filan diyen bazı arkadaşların da berberde böyle saçını yıkatırken Instagram'da fotoğrafları var. Ya ayıptır ya. Ayıptır. Hocam. Niye gidiyorsun abi? Ya o sakal uzasın ya. Ya uzasın o sakal bir millet uzasın ne yapalım yani. Ya da kendi imkanlarınla hallet. Enseyi de alma hani. Birkaç gün alma ya ne yapalım. Ensede o dursun arkadaş, direkt gibi. O arkadaşlar da not aldım yani. Aldın mı hocam plakasını hepsini? Aldım. Hocam bu arada hiçbir mantığı Can yok. Hoca, bence hiçbir mantığı yok. Evet. Can Hoca bu arada sana bir haberim var. Mahkemelik olduğun Elon Musk çıldırdı biliyorsun. Evet o bir şey oldu ona. Son açıklamasını duydun mu? Son açıklaması... En son bir tane fabrikası vardı. Fabrikayı açmıyorlardı. Evet. Açın fabrikayı falan diye veryansın ediyordu. Ve tutuklayın beni. Delikanlı oldum ben bir hocam. Ama abi öyle delikanlılık fazla işe yaramaz bazı ülkelerde. Hakikaten tutuklarlar. Sonra içeride anlatırsın derdini. Ya ben öyle dememiştim çocuklar. Yanlış anlaşıldım. Evet yani yanlış anlaşıldım olabilir. O Almanya'da bir fabrika açmaya çalışıyor. Bir ormanı kesti, bir şeyler yaptı falan. Yörenin halkı da ya burada fabrika olsun, işte esnaf kan alıyor, güzel olur, bir hareket gelir şehrimize diye seviniyordu ama abimiz ormana böyle dalınca büyük olaylar olmuştu. Galiba zannediyorum o fabrikadan bahsediyor. Evet ondan bahsediyor. Hoca bu arada bir de ne kadar enteresan, çocuğuna ne isim koymuş gördün mü? Yok o kabul görmedi abi. Yok öyle bir şey. Yasada kabul görmedi. Öyle bir şey yok. Ya kabul görmedi de insan buna teşebbüs eder mi Allah aşkına ya? Bu da bizim olan X, Z, 2 eşittir 2 nokta üst üste. Böyle isim olur Allah aşkına ya. Olur. Olur da o göbek adı olarak kalır abi. Resmi olarak konmaz yani. Ama yine de çocuklara böyle iddialı isim koymak da doğru değil be Can Hoca. İsim konusu biraz şey tabii. İsim ağırlığı diye bir şey vardır abi. Ya o isim ağırlığı altında ezilebiliyor insan. Dikkatli olmak lazım. Hocam üzerindeki tutukluğu atmışsın. Anladığım kadarıyla gelen yoğun faksların etkisiyle biraz maça dahil olmaya çalıştım bugün. Hoşuma gitti. Çünkü eskiden abi ben her zaman
her zaman sahanın kenarında top bekleriz abi biz. Bana pası vereceksin ki ben çizgiden ilerleyeyim abi. Hocam hazır top demişken, şimdi ligler başlıyor ya. Başlamayacak abi, o iş boş iş o. Başlarsa peki bu sosyal mesafe kuralları nasıl uygulanacak hocam bir futbol maçında? Abi ben federasyonun şeyini okudum, maddelerini. İşte basın evet. için maddeler, saha içinde uygulanacak kurallar, saha dışında uygulanacak kurallar falan. Evet. Yani onlara uyguladığı zaman herkesin evde oturuyor olması lazım. Evet. Herkes beraber evde ama... oturur. Herkes evde oturursa o kurallar uygulanır abi. Ya abi sahanın içinde işte hakeme 2 metre yanaşmayacaksın. Bilmem neye 1 metre yanaşacaksın. Hoca sana 1 metre yanaşabilecek falan filan. Her şey iyi güzel. Mesela baraj nasıl kurulacak? İkişer metre mesafeyle kurmak zorundasın barajı. Çok iyi. 2 metre mesafeyle olacak. Mükemmel fikir abi. Mesela adam gidiyor. Adam topu aldı gidiyor. Gidiyor evet. Sen 2 metre yanaşmamak için yanında ona eşlik mi edeceksin? Hayır. Yoksa diyeceksin ayağına... ki. Hayır. Yanında giderken diyeceksin ki bak kardeş sosyal mesafe kuralı gereği sana yandan girmiyorum. Ama delikanlı gibi şu topu ver bana. Ben bu tarafa doğru gideyim diyeceksin. Yani futbolcular artık birbirleriyle medeni insanlar olarak pozisyonun kime üstünlük sağladığına karar verecekler. Şimdi hava topu geldi hocam. Ben evet. çıkmıyorum Vedat, sen yapıştır diyecek arkadaşı. Defans oyuncusu. Çünkü önde ya o. Ona ilk şansı tanıyacak. Tokalaşmak yasak futbolda hocam. İyi öyle... abi biz buna futbol mu diyeceğiz yoksa adı başka bir şey mi olacak? Ya abi, bence ne yapsınlar? Adamın böğrüne girmeden, o topu evet. almadan, yerde şöyle evet. iki parande atmadan. Evet. Abi o futbol olmaz ki yani. Ben, o zaman şöyle yapalım. Başka bir şey. Senin dediğin kurallarda oynasın. Arkadaşım topu ver canım sen bana. Düşürürsün evet. sen o topu. O zaman adı futbol değil. Başka bir şey olur. Başka bir isim bulunur yani. Ya da şöyle olacak hocam. Mesela top rakibe geçtiği zaman herkes olduğu yerde çivi gibi duracak, tamam mı? Karşı takım topu yere hiç değdirmeden ayağıyla kafasıyla vura vura kaleye kadar götürecek. Eğer içeri yerleştiriyorsa 1-0 onlar öne geçmiş olacak. Hem de sosyal mesafe kurallarını korumuş olacak. Santra'yla beraber aynı şans sana gelecek. Eğer kafandan düşürmeden devam ediyorsan buyur kardeşim 1-1 olsun. Anlatabiliyor muyum? Anladım abi. Bak, ama bu senin dediğin futbol değil işte. Başka bir şey. Bunun böyle bir spor olabilir, yeniden çıkabilir. Daha küçük evet. bir sahada oynanır falan. Futbol olmaz bu. Bence ligi bu şekilde tescil edip gitsin abi. Diyorsun. Tabii kim neredeyse bu sene basketbolda, voleybolda nasıl tescil ettiler? Ettiler ama şimdi aşağıdakiler ve yukarıdakiler arasında kavga çıkar hocam. Yedi maç kalmış işte, tam kurtarıyorduk, düşürdünüz bizi. Düşme yok abi, düşme yok bu sene. Düşme yok mu? Çıkmaya düşme çalışanlar yok. Ne olacak? Çıkmaya çalışanlar çıkacak. 16 takım varsa basketbolda gelecek sene 20 takımdan oynanacak. Futbolda da mı öyle olacak? Bence öyle olmalı yani. Oynanmaz hocam. Abi bu şey. Abi adam şimdi 90 artı 3'te golü atmış. Kümede evet. kalmış. O adam evet. şimdi hazır oldu mu sevinecek abi. Sevinmek öyle yasak. Sevin... Hey! Hocam sevinmek yasak. O da yasak. Bittikten sonra yine sosyal mesafe kuralları. Ya böyle sevecek. Hey yaşasın. Kümede kaldık. Ya da uzaktan şöyle bunlar sevinç ifadesi olarak kabul edilecek. Bilardo da vardı abi. Bilardo da böyle yapardı. Çık. Neyi hocam bilardo da anlamadım. Bilardo da alkışlayacağın zaman böyle yaparsın ya abi. Böyle hurra diye yapma bana. Adam tam. Doğru söylüyorsun. Bulurken çıt. Onun için böyle şöyle yaparsın. Futbolda da öyle bir şey olabilir yani. Abi hocam, yok, bence benim şahsi fikrimi soruyorsa kimse bana bir şey sormadı ama ben yine de söyleyeyim. Bu şekilde evet. tescil edilsin, bitsin gitsin abi. Evet. Hocam bir de sizinle ilgili bir istihbarat aldım. Onu da burada yine mi abi? Gelmişken. Evet. Yani hayırdır bir inşallah. Mail geldi. Bir arkadaş dedi ki Can abiyle siz eskiden bir programda bilardo üzerine konuştunuz dedi. Evet. Biz dedi Can abiyle beraber aynı lisede okuduk dedi. Can dedi hayatında ilk defa ıstakayı gördüğünde olta zannetti. Bunun misinası nerede diye.
Ne bilardosu kardeşim dedi. Hoca bu doğru mu hakikaten? Sen oynadın mı hiç bilardo? Yoksa ben hiç abi elime ıstaka almadım. Bilmem mi yani. Abi sen beni Semih Saygıner'e sor. Başka bir şey demiyorum. Sesimde şu anda yankı mı var abi? Ben öyle bir şey hissediyorum. Yoksa... Hocam az önce... Hayır, sadece az önce sen beni Semih Saygıner'e sor deyince yani görüntü kendi bile isyan etti ve taş gibi dondurdu seni. Böyle kaldım. Ben sana halo, malo falan Türkçe Almanca... Peki abi bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Evet. Niye böyle bir iddiada bulunmak yerine dondun, mondun, yalancısın falan demek yerine Semih Saygıner'i arayıp sormuyorsun abi? Programdan peki onu verdiği cevap karşısında... Onun verdiği cevap karşısında şöyle olur büyük ihtimalle. Sen sordun soruyu. Evet. Mahcup olduk çocuğa da. Dersin. Yani mahcup olduğum ben olurum. Çünkü Semih sana öyle bir cevap verir ki haklı çıkarım ben. Ya da ben o cevabı sana iletmeye utanırım hocam. Yani öyle bir cevap verir ki. Ya ben bunu şimdi Can Hoca'ya söylersem ayıp olur. Boş ver. Enis selam söyledi sana hocam deyip bağlayayım. Hoca bir şey soracağım sana. Buyur abi. Muhabbet açıyor, laf lafı açıyor ya. Evet. El becerilerine sahip misin? Şimdi mesela evlerde en büyük kavga senin de elinden hiçbir şey gelmiyor Cahit. Necati ya. Evler ya da Necati. Şimdi bu Cahit ve Necati bizim rol modellerimiz biliyorsun. Evet. Cahit veya Necati ne yapsın? Mesela kimi erkek vardır? Beceriklidir abi. Benim dayımın oğluna var ya yeterli malzemeleri ver araba yapar sana bir ayda. Ama ben mesela bugün duvara bir şey çakayım dedim hocam. Duvarın yarısını aşağı indirdim ya. Şimdi beton çivisi var biliyorsun normal. Evet. Bir de öbür çivi var. Beton çivisiyle hocam. Giriyorum çıt çıt çıt. Vur Allah vur. Vur Allah vur. Çekiç geriye geliyor. Birinde baş parmağı bir koydum. Canım yandı. Bir taraftan da onu oraya asmak zorundayım. Hırslandım. Abi en sonunda bir çaktım bak yemin ediyorum şöyle bir yani orta boy pizza büyüklüğünde bir parçayı aşağıya indirdim. Ama inat ettim çiviyi de oraya çaktım hocam. Şimdi senin de bu becerilerinin çok yüksek olduğunu biliyorum. Yani sen kimden aldın? Babandan Arif abiden mi geçti sana? Arif abi de çok beceriklidir. Bu tip çok konularda mesela. Abi babam bardağa su koyarken bardağı kırma ihtimali var ya. Ne becerisinden bahsediyorsun? Ciddi olamazsın. Ama bana benim adım mesela Arif her şey gelir. Benim adım Arif. Bana tarif gerekmez falan diye bir lafı vardır ama o sadece bir laftan ibaret abi. İcra yani, fıs mı? Bardağa su koyarken bardağı kırabilir. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi oradan uzaklaşabilir yani. Abi senin gibi maharetli, hani bundan evvel yaptığımız 37 programda maharetlerini anlata anlata bitiremediğimiz Zafer Algöz'ün. Evet. Nasıl oluyor da bir çiviyi çakamıyor peki? Demek ki bundan evvel söylediklerim hep mal almış abi. Hocam ben beceremiyorum. Yani çivi çakayım, bir yere bir sıva yapayım. Fırçayla bir şey boyayım. Bu işlere benim elim yatkın değil. Ben böyle durumlarda tamirci çağırmam lazım aslında. Ama şimdi hani olağanüstü bir şartlar içerisindeyiz ya. Hani belki kimi adamlar vardır. Evde girmiştir herif elinde tamir takımla. Orayı sıkıyor, orayı karıştırıyor. Termi siliyorlar bir yandan. Aslan babacığım sen de gurur duyuyorum. Burada da erkekleri çok yarıştırırlar biliyorsun. İşte yemek odası takımı yapan, değil, yapan var. Abi yemek odası işte burada... takımı yapan var. Bak burada Cahit'le Necati'yi çok karşılaştırırlar hanımlar. Bak Cahit neler yapıyor Necati. Sen otur ancak. Elinden iyi bir şey gelmiyor. Tamam ya da belki adamın, o da... Adamın marangozluk yeteneği vardır abi belki. Ya o yapabilir. Yapar ama işte öyle düşünmüyorlar hocam. Hanımlar diyorlar ki genelde bak madem o yapabiliyor sen neden yapamıyorsun? Şimdi yok benim de öyle bir becerim yok abi benim. Yani hocam herhangi yapabilirim. Herhangi aslında şöyle bir de pardon abi. Buyurun. Aslında şöyle. Belki denesem yaparım. Ama o hamleyi yapmadığım için yapamıyor klasmanındayım ben şu anda. Yani belki yani de sen... alsam elime çekici, keseri, çiviyi, tahtayı bir şey yapacağım.
yapabilirim. Öyle bir ihtimal var ama ya bulaşmayayım kafasında olduğum için yapamıyor bu adam klasmanındayım ben. Ben senin neden onlara bulaşmak istemediğini şimdi anladım. Ulan şimdi ben bu dalda bir beceri gösterirsem oldu olacak şuraya da küçük bir çekmece yapıver. Şunun da vidalarını değiştir. Madem bu işi yapabiliyorsun deyip çok fazla angarya yükleyeceklerini bildiğin için en iyisi abi ben o işlerden hiç anlamam deyip kenara çekiliyorsun hocam. Abi en güzeli bir tane çekici alacaksın. İşte senin demin yaptığın gibi çivi alacaksın. Daha ilk evet. vuruşta eline vuracaksın. Bırak böylece bırak diyecekler. Böylece küçük bir parmak acısıyla kurtarmış olacaksın durumu. Ömür boyu bu işten kurtulmuş olursun. bir hafta parmağın zonklar ama en azından bundan sonra kimse sana al şu çiviyi çak demez. O arada da duvara da biraz zarar verirsen. Ha iyi olur doğru. Hafif duvara da kaydırarak konu. Sen bir daha desen hocam. Ki sen bir daha desen ki yeterin ya şu çekici desen kimse sana çekiş mekiş vermez yani. Ha evde şimdi böyle bir odada temizlik yaptım. Ayıptı söylemesi birkaç tane ödülüm vardı da hocam. Onlara ait yerleri almak falan filan. Böyle bir tozunu muzunu aldım. Bir şefkat gösterdim. Ondan sonra ben böyle her filmde bir tane aksesuarı saklarım. Anı olarak. Anlatabiliyor muyum? Yani ne bileyim mesela işte Arok'taki şeyin bir tane tüyünü sakladım. Karganın. Yahşi Batı'da da Şerif Lloyd'un yıldızını saklamışım. Onu aldım anı olarak. Arkasında ne yazıyor biliyor musun? Yüzümü vereceğim. Hatırladın mı? Bir tek. Evet evet. Abi yani, Yahşi Batı filminin çıkış şeyi o. Yüzümü vereceğim. Yüzümü vereceğimden koca film çıkmıştı evet. Peki bir tane daha vardı. Ozan bir şey daha söylüyordu ya. Neydi? Çaldığı ıslık. Dağ taşı tuttu. Gittiği bir tane keçi mi neydi? Öyle bir şeydi. Yok. Çaldı ıslık, daha da taşı tuttu. Kutluyu iki denge geçi. Oranı ben yirmi defa kullattırır be. Ama o filmde var. Eugene'e vereceğim yok galiba filmde. Yok canım ama filmin çıkış repliği oydu çıkış biliyorsun evet. hocam. Yani o replik üzerinden çıktı bütün film. Eugene'e vereceğim. Tekrar abi böyle kalabalık filmler çekebilecek miyiz acaba ya? Can Hoca bence çekeriz ama tekrar kalabalık filmler çekebilmek için önce bir her şeyin yerli yerine oturması lazım. Çünkü sinemalar, tiyatro salonları, alışveriş merkezleri gibi değil hani. Ne yapacaksın? Sinema salonunda da milleti hareketli mi seyrettireceksin? Herkes 2 metre mesafeyle dönecek devamlı salonda. Yok, ya bir koltuk boş. Bir koltuk boş bırakılır. Ama yine kapalı alan. Çünkü kapalı alan olduğu için kapalı alanda solumuş olduğun havayı klima sistemi zaten yukarıdan çekiyor. Aynı havayı tekrar aşağıdan bir daha veriyor. Öyle değil mi? Yani onu bahçeye gönderip sana mis gibi şey getirmiyor oradan. Saf oksijen hani. Dolayısıyla virüsün taşınması için en tehlikeli yerler. Sinema için, sinema tiyatro için aşı bulundu haberi şart. Şart çünkü insanlar kapalı yeri bırak hocam. Açık hava konserlerine bile yani ürkerler insanlar. Şimdi benim sanatçı dostlarım var. Onlara bile diyorlarmış ki ya yazın acaba hani açık hava konserleri yapsak da 5000 kişi yerine 1500 kişiye yapsak. İnsanlar biraz daha mesafeli otursa iyi de şimdi oraya gitmişim bir konsere. Konserde de insanlar yan yana olacak ki toplu halde bir şeyi seyretmenin zevki oluyor. Öyle değil mi? Aynı futbol maçında olduğu gibi. Tabii. Ben gitmişim oraya 12 metre ileride ben oturuyorum. Can Hoca da ileride oturuyor. Birbirimize el sallıyoruz oradan konsere gitmiş. Böyle konser mi olur Allah aşkına ya? Ve bilet kaç para olacak hocam? Abi böyle bir konsere gitmiş olursun işte o zaman da. Bu da iyi bir şey. Bu da bir deneyim yani. Ya biz hatırlar mısın Zafer abi? Salgın zamanında konsere gitmiştik. Sen 20 metre ilerideydin. Ne günlerdi diye anlatabilirsin yani. Bu da bir şey. Bu da bir deneyim abi. Orkestra da birbirine mesafeli çalacak tabii hocam. Değil mi? Küsmüş gibi. Yani bunlar hiç kuliste de oturmayacak ben. Yok. Ha? Ya abi yani, o gene olabilir. Orkestrayı ayarlarsın. Uzak çalarlar falan. Tiyatro oyunu oynamak zor. Zor. Ya konser yine bir şekilde olur ama tiyatro oyunu falan zor. Tek kişilikler hocam, belki oynanır. Hocam tek kişi oynasan bile kime oynayacaksın? Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi 250 kişilik salonda 40 kişi mi gelecek seyretmeye? 40 kişinin o salona gelmesi de bir risk.
Tabii. Ve herkesin yani ağzında maskeler olacak bilmem ne falan, yani yapılacak iş değil. Maliyeti zaten pahalı iş, tiyatro dediğin iş. Öyle hiç ucuz, hadi biz arkadaşlar dört kişi bir araya geldik tiyatro yapıyoruz diyerek olmuyor. Çok masraflı iş. Evet. Yani o işler için en güzeli abi işte aşı. Aşı bulundu ya da ilacı bulundu. Haberi geldiği zaman bu iş tamamdır yani. Onu yani mecbur da düzelecek yani. Düzelmekten başka da şansı yok abi. Yani dünyada böyle birkaç tane daha salgın oldu biliyorsun. Kaç sene yani, yüzyıllar evvel falan. Şimdiye kadar gelen bir sürü salgınlar var. Hepsi hallolmuş. Abi savaş da atlatmışız biz. Yani Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Yani insanoğlu atlatıyor abi bazı şeyleri. Yani içinde olduğun zaman gergin oluyorsun tabii illaki ama sonrasında belli bir zaman geçince, bir zaman istiyor bu tabii. Ha, bazısını bir senede atlatırsın, bazısını altı ayda atlatırsın ama illaki atlatacaksın başka çare. Yani eğer yaşamaya devam edeceksek abi bu dünyada biz atlatacağız bunu evet. Yani. Ama daha ne kadar devam edecek işte hocam. Şimdi havaların güzelleşmesi, bayramın yakınlaşması, insanların birbirlerine Özkan abimin deyimiyle kulakları çınlasın, Bahamas yakın temas günlerinin geldiği dönemler yaklaşıyor. Ne yapacak bayram, seyran, yap bakayım kızım beygin elini. Bayram abi, mübarek olsun kardeş. Bunlar olacak ben biliyorum. Abi, tamam işte abi öpmeyeceksin. Bu bayram abi diyeceksin ki 2020 yılının Ramazan bayramında hiç el öpmemiştik ya. Ne ilginç bir bayramdı diyeceksin. Bu bayramda öyle olacak yani. Ya ama dinleyen olacak mı hocam bunu? Abi şöyle öpenler var ya, onlara bir şey olmaz bak. Çene altından mı? Evet şundan. Çene öpenler var ya. Ya o ne ya? Arkadaşım öpsene şunu güzelce. İşte o bazıları böyle iter hocam öp diye. Hani kibarca böyle aşağıdan kabisli gönderir onu. Yani mesela senin büyüğündür, anlatabiliyor muyum? Seviyordur da el öptürmeyi. Sen orada mesela genelde şöyle olur. Sen atak yaparsın öpmek için. Karşı taraf zarafet gösterir. Aman canım, aman bağışladım der. Yani aşağı basar. Bayramda gel. Yani öptürmek isteyen de tam tersi aşağıdan yukarıya doğru dibe vurup klips çeker. Yani şöyle uzatır çenene doğru. Hani öp lan der, uzatma sen de mecbur yaparsın. Abi o, geçmiş o öpmeye olsun. Ben bir şey demiyorum. O uzatsın, ne yaparsa yapsın. Yani şu sesi var ya abi, onu ben almak evet. isterim yani. Şöyle çeneye sıyırtma lan. Abi yani adamı sen öpmek istemiyorsan öpme. Evet. Vallahi de billahi de öpmemek daha iyi. Yani şu çeneyle adama sıyırtma yapacağına adamı öpme daha iyi ya. Sıyırtma mı? Bir de geri var abi. Ya, bozulan olur. Öpeceksen öp. Ya bu bayram öpülmez abi işte. Öpülmesin yani. Ne yapalım? Ya da adam devamlı eline kolonya döker. Tabii. Sürekli kolonyalaman lazım. Yok yok. Bence yani o işi bir, aslında böyle çok da öpme meraklısı olmayan da bir milletiz aslında. Biz gençler özellikle çok da böyle hani gidip de ver elini öpeyim ağam falan gibi bir şey olmadığı için özellikle genç nesilde biraz böyle o bahaneyle yani korona var dede falan deyip yırtabilir gençler. Tabii bir de şimdiki gençlik bizim gibi hocam yani vereceğin bayram harçlığı da çocuğu tatmin etmez biliyorsun. Yani çocuk geldi o ele girdi. Onu aldı muah yaptı. Beş kişiler. Can abi şimdi ne verecek bunlara? Ulan adam başı 200 verse Can abi koparmış olurlar. Mecburen. 50-50 ya da 20-20 dağıtacaksın. Zafer abi. Da, yani. Zafer abi evet. Ne kadar gönlün bol abi senin. Çocuğa 200-200. Nerede abi o paralar? O senin dediğin paralar abi. 90'lı yıllarda falandı ya. Hocam bunlar 16-17 yaşında delikanlılar. Adama 2,5 lira mı vereceksin? Git oğlum şuradan gofret al diye. Abi 2010 yılından bu yana kimse bahşiş vermiyor. Herkesin cebinde 9 boğumlu mavrin akrabi var. Bitti değil mi o bahşiş dönemi? Yok abi. Çok zor yani. Değil mi? Eskiden güzel lokum bokum verirlerdi. Hatırlar mısın abi? Lokum verirlerdi. Verirlerdi. Şeker verirlerdi. Bizim bir tane bellediğimizde... Mendile sararlardı. Mendile. Evet, baston şeker verirlerdi abi. Bir tane emekli öğretmenimiz vardı Melahat teyze. Şöyle baston biçimde, şemsiye gibiydi ya onlar. Evet.
Bir de şöyle ucu çengellidir. Ondan verirdi. Bize biz hep giderdik ona. Bazen iki turda yaptığımız olurdu. Sefer abi sen şeyi evet. Hatırlar mısın? Banyo treninde kumlu çikolata satılır biliyor musun? Evet. Şu hani banyoda biner böyle satıcı. Hani 40 çeşit şey satar. İşte şu elimde görmüş olduğunuz bilmem ne bitmedi efendim. Şu el, yanına iğne bitmedi efendim. Yanına tarak. Bitmedi efendim. Yanına iplik. Bitmedi efendim. Bir şey verir. 40 çeşit şeyi satar ya. Orada kum gibi. Çikolatanın paketinin kalınlığı. Abi alıyorsun şimdi eline. Ulan diyorsun bu. Ben bunu yiyemem ya. Bu kadar eve götürmem lazım. Tabii. Ben bunu yersem. İçim yanar yani şekerden diye düşünüyorsun. Ama dayanamıyorsun. Açıyorsun tamam mı abi? Bir açıyorsun. Üstünde bir parmak karton var. Altında da bir parmak karton var. Üstünde böyle sigara kağıdı kalınlığında çikolata. Abi. Çok iyi ya. Ya onu ısırıyorsun. Böyle sanki ağzının içinde kum var abi. Deniz kumu. Hışır hışır. Ya bunu evde mi yapıyorsun abi ya? Tabii. Ama abi yani aldığın zaman mesela çocuk olarak sana o çikolatayı verdikleri zaman bir büyüğün verse. Ulan bu ne diyorsun tabii. Ulan tabii. Diyorsun be. Şuraya bak ben bunu iki gün yerim. Kesin dersin. Ambalajını açıyorsun. Peki şeyi aslında, hatırlıyor musun hocam? Aslında adam çikolata satmıyor abi. Karton satıyor. Karton satıyor tabii. Aslında şeyi hatırlar mısın? Bir de şans, talih, kader, kısmet oyunu vardı. Bakkaldan sen alıyorsun onu. He böyle kazıyorsun. Böyle kazıyorsun. Kazık. Ta işte bak kazı kazan o zaman çıkmıştı. Evet evet evet. Onun tamamını mesela 10 liraya alıyordun. Ama millete birer liraya toplu nereye bir deliği deldiriyordun. Ve büyük ikramiye çikolataydı. Bak o da aynı senin dediğin gibiydi Can Hoca. Yani böyle kutuda bayağı tuğla gibi ağırlığı olan. Fakat açtığın zaman koca bir kutu ve içinde bir A4 kağıdı inceliğinde karşı tarafı resmen görebileceği kadar boktan bir çikolata olurdu. Abi en büyük ikramiye. Çikolatanın arkasında karagöz oynatırsın ya. Bak abi o da bir maharet. Yemin ederim o zamanki 70'lerin teknolojisinde o çikolatayı o kadar ince yapmak da bir maharet yani. Yani tabii. İstesen çünkü onu yapamazsın ya. Yapamazsın. Ama işte yani şey var ya kırmızı pul biberi mesela kırmızı pul biber diye artık yani tuğlayı fres yapıp satma becerisi gibi bir şey varken onu yapmazlar mı hocam Allah aşkına? Affederler. Sefer abi sen şeye işte geldin mi? Galata Köprüsü'nün üstünde orak. Yok neydi o? Abi bileği taşı gibi bir şey satıyordu. Hatırlar mısın onu? Ha. Bileği taşı evet. Satıyor ve onu evet. Kalabalığa göstermek için elinde orak var böyle. Orak ama bileği taşı kağıdı böyle şey yapıyor, kesmiyor tamam mı? Evet. Sonra onunla böyle sonra diline böyle yapıyor. Ya abi neler yapılıyordu ya. Bir tane de şey vardı Can Hoca. Bizi de defalarca kazıkladılar. Onu da hiç hayatım boyunca unutmuyorum baba. Ya böyle ağzının içine kağıt iki tane böyle. Ortasında falan tel gibi bir şey var. Ya adam onu koyuyor. Herif var ya kanarya şakıyor ya herif. Çu 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 çu. Hatırlıyor musun? Arkadaş ya biz alıyoruz. Herkes dilimize koyuyoruz, tit tit yapmaktan ses çıkaran yok. Herifin ki kanarya gibi şakıyor. Herife bir gün arkadaşım dedi ki seninki dedi özel yapın demek ki biz yapamıyoruz dedi. Herif dedi ki o zaman benimkini ağzımdan çıkarayım size vereyim dedi, satayım dedi. Herif aldı onu ya. Suda yıkadı mıkadı falan bir güzel. Deterjanladı. Kendi koydu. Yine yapamadık abi. Tanesini işte 1 liraya mı 2 liraya mı ne satıyordu? Abi ya o adamın kuş... Ağzından çıkan şeyi aldınız mı yani? Aldı tabii ya. Götürüp bir de bir üzeri onu çeşmede yıkadı bakadı, sabunladı. Kendi de denedi. Yine tık yok. Yine kandırıldık canım hocam. Limon şeyi vardı abi de. Limon sıkacağı vardı. Onu da
Vapurlarda satılırdı eskiden. Biliyor musun abi? Kimdi o? Biliyorum da meşhur biri vardı. Hani geçenler... Pazarlama. Ne pazarlamaydı? Burhan mıydı? Burhan pazarlama, evet. Burhan mıydı ismi rahmetlinin? Evet. O mesela efsaneydi abi işte adam. Yani abi, hiç almayacağın varsa da aldırıyor. Kesin alırdın ama ondan. Biliyorum onu ben. Birkaç defa denk gelmişliğim var ona. Böyle zaten adamı vay be. Öyle anlatıyor ki adam. Gel diyorsun ya. Ver şundan iki paket. Tabii, o limon neydi abi? Limon. Bir limondan koca sürahiyi dolu. Limona batırıyor abi onu. Vıcık vıcık sonra şöyle okşuyor onu biraz. Abi nasıl dolduracak? Senin aldığın limonla o limon ayrı değil ki. O limona geceden bir litre su basılmış. Şırıngayla mı diyorsun? Onu batırdığı zaman şırıl şırıl şelale gibi akıyor abi su. Senin sen de diyorsun limonla... Sen de diyorsun tamam. Tabii. Tek limonla ben bir limonata yaparım 5 litre. 3 gün içeriz diyorsun. Eve bir gidiyorsun. Yok öyle bir şey. Çok ilginç. O adamlar abi her hafta değiştirirdi şeyi. Tabii. Yani bu hafta o limonu satardı. Haftaya kalem satardı Çin malı. Haftaya çakmak satardı. Zaten o adama gittiği zaman ya arkadaş bu o ben değilim diyordu. Bir de o salatalık ve patates soyan bir alet var ya mesela. Ben onu da ilk defa onlarda görmüştüm. Ondan çok büyük para kazandılar onlar. İlk zamanda insanlar bir şaşırdılar tamam mı? Ulan ben hep devamlı evde bıçakla patates soğan doğruyorum. Bu herif nasıl bunu kabuklarını soyuyor salatalığın falan diye. Orada bayağı önünde böyle koca kasanın içinde patateslerle soyup millete gösterirlerdi. İlk onlarda gördüm ben Canoca o işi. Şimdi galiba... Şimdi yine var mı? Yok. Zannetmiyorum. Öyle sokak satıcısı pek kalmadı abi ya. Ya da çok fazla satmak isteyen varsa artık vapurları almıyorlardı. Çünkü orası da böyle bir anda açık pazar haline gelir hocam. Yarın lahmacuncu da girer içeriye. Çakmak satan da gelir. Ondan sonra ortalık panayır yerine döner. Onun için onda bir şey yapmaları lazım yani. Yok, denetlemek lazım. Oralarda sattırmıyorlar galiba. Orada şimdi müzik yapılabiliyor vapurlarda galiba. Gençler çok güzel müzik yapıyorlar hakikaten. Bazen ben de böyle Kadıköy'e geçtiğim zaman ya da Kadıköy'den Beşiktaş'a geçerken vapurla duyuyordum mesela. Gayet güzel müzik yapanlar var. Anneler sizin, gününde Zafer abi. Anneler gününde annenize ne aldınız abi? Hocam annemize hiçbir şey alamadım. Halı, çaydanlık, süpürge. Sanki kadıncağızın hiç yokmuş bunlar gibi diyorsun. Ha? Abi ben ona çok sinir olurum abi ya. Yani uzun müddettir sinir olurum ona. Yani anneler günde anneye halı mı alınır abi ya? Çaydanlık mı alınır abi? Abi çaydanlık mı alınır yani? Yani sen sen mutfakçısın, mutfakta kal gibi yerini bil gibi bir şey abi o ya. Ya da ev eşyası. Evet, elektrikli süpürge anneme. Yani süpürmeye devam et gibi yani. İşini kolaylaştırıyorum bak demek. Abi öyle bir şey yok ya. Ya abi öyle bir şey yok. Bir çiçek al abi. Çiçek al. Hiçbir şey alma. Bir öp sarıl şöyle gerçekten doya doya. Vallahi kadın için daha hayırlı ya. Tabii. Sizinle aynı görüşteyim hocam ama tabii herkesin zevki birinci mevki. Bir şey de diyemiyorsun yani. Ya tabii canım ama yani abi halı ne halı. Ben halı alan ama, gördüm. İşte orada hocam yine devreye şey giriyor. Cahit ve Necati'nin rekabeti orada devreye girer. Bak Cahit annesine ne almış? Biz de ne almıyoruz? Hemen karşı tarafı da bir beyaz eşya aldırmak ya da dediğin gibi halı. 12 metrekare bir halı. Evet sarıl buna yat anacığım bizi hatırlarsın diye. Ne yaptık? Telefon ettik tabii hocam. Annemizin elini öptük. Allah sağlık, mutluluk versin canım anacığım dedik. Sen de zannediyorum öyle yapmak zorunda kaldı. Çünkü tabii, biz de uzaktan tutalım. Evet, gidip ziyaret etmek de yok. Ama sizinkiler Allah'tan görüntülü görüşme işini çözdüler hocam. Yani evet. Sen görüntülü görüşebiliyorsun. Biz de hala bir görüntü bağlantısı kuramadık. Yani uzun arayışlardan sonra yaptık abi onu. Yani babamın kulağından en azından yarısını artık görür hale geldik yani. Eskiden kulağa mı koyuyordu abi? Eskiden kulaktı. Kulaktan yayın yapıyordu. Şimdi en azından şöyle görebiliyoruz. Bu 65 hocam, yaş dışarı çıktığında sizin mahallede evet. Bir yoğunluk oldu mu abi?
Bizim mahallede bir yoğunluk olmadı. Fakat Caddebostan, Bağdat Caddesi taraflarında, İzmir'de, Ankara'da çok fazla sokağa dökülen olmuş hocam. 65 yani yine, yaşın dışında değil mi? 65'in üstünde olanlar hocam. Yine kahveye gideceğim arkadaşları özledim. Yine bu kahveye gideceğimler oldu. Yine kumar oynarken yakalandılar. 78 bin lira ceza yediler hocam. 78 bin lira. Abi, kumar için bir şey diyemem. Çünkü kumar öyle bir illet ki abi. Yani ya Allah abi, düşmanımı başına vermesin. Abi dağdan bayırdan koşarsın onu oynamaya gidersin yani. Yapacak bir şey hocam yok. Bu arada sigara gibi bir şey değil yani. Bir alışkanlık. Hocam bunu eserimi okuyan bir arkadaşım benim için özel yaptırmış. Bu CD taşın üstüne hocam taşın üstüne benim küçüklük resmimi basmış. Abini görüyorsun değil mi bak? 4 yaşındayım abi. O zamandan belliymiş hocam artist olacağım. Evet maşallah. Bu arada, çok iyi bir çocukmuşsun abi. Yakışıklıymışsın. Sağ olun. Sizin nasıl gidiyor hocam kitap satışları? Kitapların daha doğrusu satışları nasıl gidiyor? Ben yazarlığı bıraktım abi. Nereye bıraktın? Hakikaten nereye bıraktın? Yazarlığı bıraktım abi. Artık yazmama kararı aldım. Bence en doğru kararı vermişsin hocam. Çünkü seni bir abin olarak uyarmıştım. Bu kadar çok üretme hoca. Bu kadar çok yaratım. Hayranlarım kitap bekliyor deyip haftada bir kitap çıkaracağım diye yüklenme dedim. Sonunda bıkarsın, yorulursun dedim. Yok abi ben üretmek için varım dedin. Abini dinlemedin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portakallı, çilekli, naneli, frambuazlı, rengarenk hepsini dizdin. Bak biz buna istiap haddi deriz eskiler olarak. Eskiden İstiap haddi. Şişli'de bir apartmanın asansöründe şöyle bir şey yazıyordu abi. Azami tahammül kudreti 350 kilo. 350 kilo mu? Azami tahammül kudreti. Evet. Benim de belki. Benim de rahmetli kayınvalidem hocam Şişli'de bir apartmanın 5. katında oturuyordu. E tabi o şey döneminde oturuyor. Hani Şişli'de bir reper tümen. O dönemde Şişli en popüler yer olduğu için rahmetli de demiş yani ben de olan emekliliğimizde, yaşlılığımızda burada yaşayayım deyip Şişli'de bir apartmanın en üst katında oturuyordu. Ben de arada bir onu ziyarete giderdim. Her gidişimde asansör arızalıydı. Ve insan adedini düşürmeye başladılar. 6 kişilikti, 4 kişilik, 3. Bir gün gittim diyor ki asansör 1 kişiliktir. En fazla 75 kilo diyor. Dedim bakalım hemen lazım. Ben yukarıya çıkıncaya kadar bir şey olur. Abi o zamanlar parça yok, bir şey yok. Yani onun parçasını sipariş etsen 6 ayda gelir. Tamir ya işleri işte zordu o zamanlar. Evet ama şu anda hocam zehir gibi diyorsun yani değil mi? Asansörcülük de yapıyor musun Can Hoca? Asansörcülük mi? Hani sanki böyle firma sahibiymiş gibi konuştun da şu anda işler çok başka falan filan diye. Ben de dedim hani Can Hoca... Zafer abi bir düzeltme yapacağım müsaade edersen abi. Estağfurullah buyurun. Hayranlarınızdan gelen isteğe dayanamayarak kitap yazıyorsunuz dedin de öyle bir şey evet. Yok abi. Yani bir böyle bir hayran kitlem yok abi. Okurlarım var benim. Sağ evet. Olsunlar. Yazdığım yazdıklarımı takip eden okurlarım var. Ama Can Hoca, Can Hoca diye böyle üstünü başını parçalayan bir hayranım yok. Hocam bence çok hayranınız var. Gelen faksların içerisinde beni en çok ilgilendiren ne biliyor musun? Ne? Konuşsana be adam! Sana eskiden sussana be adam diyorlardı. Son 2-3 program seni böyle biraz fazla defansif gördükleri için bu sefer de konuşsana be adam ne susuyorsun diyenler var hocam. 2,5 saat yapın diyenler var Can Hocam ne diyorsun? Abi 6 saat yapın diyen de var da yani öyle bir şey yok işte olmuyor. Yani şunu da bu bahaneyle söyleyelim abi seven en azından senin sevenlerine ve bizim programı seyredenlere de bir şey olsun bu bunu da anlatmış olalım. Şimdi biz bu yayını biliyorsun bu ortamda yapıyoruz. Şu anda salgın nedeniyle sen gelemiyorsun. Bir tek ben geliyorum. Bir de ileride 50 metre ileride duran sakal geliyor. Burada bu yayını yapıyoruz. Ve yaptığımız yayın Zoom üzerinden yayın yapılıyor. Yaptığımız kayıt
ne kadar kaliteli olursa olsun çektiğimiz cihazlar ve sesler en azından alet edevat ne kadar kaliteli olursa olsun internet çok yoğun kullanılıyor. İnternetin hem çok yoğun kullanılması hem de bu Zoom denilen mekanizmanın içine giriyoruz ya abi. Ve sonra bunu kaydediyoruz, sonra bunu montajlıyoruz falan filan. O girdiğimiz Zoom programının da negatif yönleri var. Onun için sesimiz, görüntümüz, söylediklerimiz böyle cıbızlamak zorunda kalıyoruz bazen. Onun için pırıl pırıl değil. Pırıl pırıl değil ama biz yine de sevenlerimizden ayrı kalmamak adına bu günlerde de bu programı bu şartlar altında yapalım diyoruz. Onun için yapıyoruz. Yoksa bazı arkadaşlar sisteme diyor 100 liralık mikrofon alamadınız diyor. Yok yani 10 bin liralık mikrofon var bizde. Yani 5 bin liralık kamera da var, ışık da var, her şey var. Yani birazcık filmcilikten gelme olduğumuz için Allah'a çok şükür bunların hepsi var ama kullandığımız platform maalesef bizi böyle zor durumda bırakıyor. İşte yan yana gelemiyoruz en önemlisi. Senin internetin farklı, benim internetim farklı. İşte dediğim gibi o Zoom'un içine giriyoruz. Zoom'un içinde ne oluyor, ne bitiyor belli değil. Onun için sistemeden arkadaşlara da bir bilgi olması için söylüyorum. O söylediğiniz, yorumlarda yazdığınız alet, edevat, ışık, kamera hepsi bizde var. Ama şu andaki salgın nedeniyle hepsini dört başı mamur deriz biz. Hepsini dört başı mamur kullanamıyoruz. Onun için bu aksaklıklar için de özür dileyelim. Anlıyorum. Sevgili Can Hoca. Evet abi. Bütün bunları 12 saniye içerisinde anlatmak dururken neden kalkıp 1,5 dakika boyunca 3 bant bilardo deriz biz. Bant o köşeye, bu köşeye, oraya, buraya çevirdik. Arkadaşlar biz stüdyodan yayın yapmıyoruz. Şu anda internet ortamından uzaktan uzağa yayın yaptığımız için bir takım aksaklıklar oluyor. Kusura bakmayın. Can kalktı. Malzememiz de var. Sakalımız var. Abi biz her kesime hitap ediyoruz. Tane tane anlatıyorum ki ne demek istiyorsun falan olmasın. Yani herkes tane tane anlattım ki herkes anlasın. Hocam peki bu tane tane anlatıyorum lafından sonra ne demek? Salak mıyız biz? Akıllı ol Can Hoca. Olmasın. Ya o önemli. Abi şu andaki sosyal medyanın tabii biz de şu anda sosyal medyanın içindeyiz. Yani tam göbeğindeyiz biliyorsun. Evet. Şu andaki sosyal medya veya iletişim kanalları öyle bir hale geldi ki abi. Ben şu anda bak şu anda burada otururken şuradan kuş yakalasam odanın içinde kuş yakalasam oradan biri hemen altına yorumda yazar şunu der. Evet. Odanın içinde kuş yakaladın ama kuyruğu kısa. Hocam onu deseler iyi. Affedersin odanın içinde kıçınla kuş tutsan tek kanadı dışarıda kaldı derler. Sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Onun için onu bileceğiz sevgili hocam. Onun için abi onu şu anda yani tabii. Ne yapacağımızı aslında şu andaki tek şeyde yani gerçekten bu işi yapanlar da biz de dahil bilmiyoruz. Seyreden de aslında bilmiyor. Bu süreç, bu dönem aslında biraz öğrenme süreci galiba. Yani biz de tabii. Ne yapacağımızı öğreneceğiz. Seyreden de neyi seyredeceğini öğrenecek. Bu dönemi böyle atlatacağız ama yani bir tabii saçma olacak ama yine de bir ricada bulunalım. Ya arkadaşlar, sevgili dostlar, geçenlerde bir canlı yayın yaptık. Biliyorsun abi ihtiyaç haritasının Fast Together kampanyasında. Onu da yayına açtılar tabii. Yayına açtıkları zaman aşağı alttan millet hemen yorumlar da yazabiliyoruz. Çok güzel yorumlar da var. İşte tebrik ederiz, şöyle oldu, böyle oldu, biz de yardım yaptık falan diyen de var ama yani arkadaş ya, yani oranın, yani girdiğin platformun nasıl bir, neye hizmet ettiğini bir bak da öyle gir ya. Küfür kıyamet ya. Yapma be. Ya iyi. Ya arkadaş tamam anladık çok güzel küfür ediyorsunuz da yani onda maharetsin yani maharetiniz altı çizilir yani. Tamam anladık çok güzel ediyorsunuz da ya orası değil ya. Ya orası yardım için açılmış bir sayfa oraya niye küfür ediyorsun abi ya? Ya niye hocam oraya yardım etmemize mi bozuluyorlar onu anlamadım. Ya biz değil kendi aralarında küfür ediyor. Ya zaten birisi bir küfür ediyor.
O ona yani küfür ederek sussana diyor. Başlıyorlar. Oo, yardım vardır gitti. Ya arkadaş. Bizim şey gibi. Messicilerle Ronaldocular birbirle düelloya davet etmişlerdi ya. Salacakla buluşuyorlardı. Delikanlıysan gel lan oraya diye. Ne Messi'nin haberi var bunda, ne Ronaldo'nun haberi var. Yani abi yani şöyle bir şey var ki neyse. Yani şimdi söyleyeceğim gene bir şey olacak da boş ver söylemeyeyim abi. Yani boş ver be Can Hocam. Şunu söyleyelim abi özetini geçersek yani ya arkadaşlar lütfen yani benim anlamadığım bir şey var abi çok basit bir şey. Şimdi bizim YouTube kanalımız var veya herhangi bir kanal var değil mi abi? Evet. Bu YouTube televizyon gibi değil. Yani televizyonu kumanda açınca bir anda karşına çıkıyor ya. Ki onda da seçenek evet var. Basarsın ve değiştirirsin. Ya hiç sevmiyorum bu herifi dersin değiştirirsin. Değiştirirsin, evet. Kapatırsın, gidersin falan. Bu YouTube'da veya diğer mecralarda internete bir kere giriyorsun abi. Bilgisayarını evet açıyorsun. Televizyon, evet, telefonunu açıyorsun. Bu kanalı evet buluyorsun. Değil mi evet abi? Arıyorsun, tabii, buluyorsun bu kanalı. Tabii. Abone oluyorsun. Veya tabii olmuyorsun. Ve bunu küfür ediyorsun. Ya arkadaş be. Bir şey söyleyeyim. Başka meşgalen yok mu ya? Yok işte. O da bir mutluluk abi, hocam. Onun için bir mutluluk. Şeker abicim. Ben de sen de veya herhangi birisi de sevmediğimiz bir sürü adam var. Değil mi? Yani işinle ilgilenmediğimiz diyelim. Sevmediğimiz evet, demeyelim. Evet. Yaptığı evet işle ilgilenmediğimiz kamyon adam var. Mesela ben evet onun kanalına girmem ve seyretmem. Böylece mis gibi huzurlu bir hayatım olur. Sırf hem kanala girip hem abone olup ne biçim adamlarsınız yazma. Ya ne biçim adamlarız. Zaten belli. Yani 37 tane bu programda yapmışız biz. Ekstralarla beraber 50 tane olmuş. 50 tane yapmışız abi. Birincisinden 50.ye kadar da format belli zaten. Değil mi? Evet. Evet. Format baştan belli beri, ama. Baştan beri takip ediyorum ama küfür etmek için takip ediyorum. Ya arkadaşlar yapmayın. Ya şuradan bizden de ya herhangi bir programdan küçücük bir şey öğrenirsin veya ya öğrenmezsen de bir daha sizi seyretmem dersin ilgilenmezsin. Hem ilgileniyorsun. Nerede kaldı yayın diyorsun. Nerede kaldı yayını küfür etmek için mi bekliyorsun? Onun için bekliyor. Yani. Bir rahatlatacak kendini. Ya daha 55 dakikalık videoyu koymuşsun 12. saniyede adam böyle yapıyor hocam tamamını görmeden. Anlatabiliyor muyum? Ondan geç abi. Ondan zaten evet hikayede. Yani abi şu basitlikte olmalı. İlgilenmediğin bir şeyle ilgilenmemelisin. Değil mi? Ben Can Zafer Hocam. Zafer Algöz'ü sevmiyorum. O zaman Zafer Algöz'ün içinde olduğu bir şeyi seyretmem. Veya Can Yılmaz'dan nefret ediyorum. O zaman bakarsın ki Can Yılmaz var. Açmazsın abi onu. Açmazsın. Canın sıkılır. Ya ne okuyayım dersin mesela kitap. Öyle değil mi hocam? Hani evet, ya abi dersin ki abi televizyonlarda bir şey yok ya. Ben ne okuyayım arkadaş dersin. Bakarsın ki programdan böyle bir eser geçiyor. Yani başyapıtlar geliyor. Bir o hocam. Gökkuşağı gibisin be. Abi, yine gözümü gönlümü açtın Can Hocam. Her programda bunlara gökkuşağı diyorsun da. Okudun mu evet abi? Allah için söyle. Hocam çok yavaş gidiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü okumadım. Yani abi okumadım. Hocam ben biliyorsun Türkiye'de hızlı okuma tekniğini en iyi getiren adamsın. Dört kişiden biriyim. Onun bir tekniği vardı. Onu ancak profesyoneller bilir hocam. Bana 185 sayfa senaryoyu ver, 15 dakika içerisinde sana onun tamamının özetini anlatırım. Hızlı okuduğum için. Böyle bir becerim var. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sen satır satır okursun. Sen derken, yanlış anlama hocam, yani sıradan insan satır satır hayır, okur. Ama hayır, ben hayır, paragraf ben satır olarak satır fotoğrafını okumam çekerim. Hocam, ben satır satır bakın okumam. Benim okuma hocam tekniğim vardır abi. Şöyle nedir okurum abi? Ben bak. S okurum ben bak. Evet. Evet. S okurum. Evet. Satır satır biz okumam abi. Hocam biz ona geçiştirme okuması deriz biz. Yani o S biçiminde okumak geçiştirmek. Çünkü adam sana yarın öbür gün kalkıp dese ya Can Hoca benim kitabımı okudun mu? Evet abi Kanada değil mi? Kanada'da geçiyor. İşte bilmem ne gölü. O işte S'lerin içerisindeki köşe başlarından lafları yakalayıp
bak ben senin kitabını ya da senaryonu okudum diyebilmek için. Peki o burada bir dakika. Sahteciliği. Bir dakika. Burada kimi kandırıyoruz? Abi benim hayat felsefem şudur abi. Evet. Hayat evet. felsefem basit. Bu operasyonda kimi kandırıyoruz? Yani karşı ben, tarafı. Ben bu kitapta, abi bu kitabı ben almış mıyım? Almışım. Evet. Okumak için almışım. Bunu ben senin dediğin gibi S okuyorum ve aslında evet. okumuyorum ya. Evet. Kimi kandırıyorum abi ben burada? Karşıdaki adamı kandırıyorsun hocam. Karşıdaki adamdan bana ne abi? Ben bu kitabı okumak için almış mıyım? Arkadaşım, okumak için almışsın ya da okumak için almamışsın, sana vermiş adam kitabını. Can Bey, evet. çok emek verdiğim bir eser efendim. Bilecik'te posta memuru olarak çalışıyordum. 25 yıllık meslek hayatımda 17 yere tayin oldum. 685 sayfalık bir kitabım var. Bunu size lütfedip bir imzalayayım mı Can Bey? Dedi, bastım imzayı, aldın kitabı. E şimdi bu adamla sen 2-3 ay sonra başka bir kitap fuarında karşılaştığında Can Bey benim kitap ne oldu dediğinde işte o S okuma tekniğiyle Bozüyük'te evet onu hatırlıyorum Bilecik demiştiniz falan. Adam da der ki vay be Can Hoca'ya bak benim kitabımı okumuş. Halbuki S çizerek babayı başından def etmiş olursun. Kopardın. Ama, kopardın ama benim yaptığım gibi bir profesyonel paragrafla okumak deriz biz hocam. Biz paragrafın önce fotoğrafını çekeriz. Üstteki cümleyi okurken bir yandan da gözümüzle alttaki cümleye bakarak bir sonrakinde nasıl geldiğini takip etmek deriz biz sevgili Can Hocam. Ama yaşın daha genç. Zamanla abini yanında öğreneceksin bunları Can Hocam. Öğrenmenin yaşı yok. Sevgili Zafer alıyoruz. Sevgili Zafer alıyoruz. Evet. Dur Zafer abi bir dakika aklıma bir şey geldi. Bir an parantez açayım. Senden ikimizin aslında evet. kavgalı oldu. evet. O yüzden. Kavgalıymışız biz aslında. Sen mesela ha. benden zerre kadar haz etmiyor musun? Evet. Ama işte kıramadığım bazı hatırlı dostlarım devreye girdiği için ben de program evet. yapıyormuş. Abi bu doğru mu? Doğru hocam. Cem aradı beni. Abimi sana emanet ettim. Kurban olayım beni bırakma dedi. Abi ne olursun dedi. Abimi dedi yalnız bırakma. Büyük bir boşluğa düşer dedi. Ozan'la beni aradılar bir gün. Şey bağlantısı yaptık hocam. Görüntülü. Evet. Ozan çok üstüme düştü. Ya yapma Zafer abi. Ya yapma ya. Falan yaptı. Sonra da yemin billah tillah yoksa ben yani ikinci programdan sonra falan gidiyordum. Doğru yani. Geçen hafta. Bu duyumlar hocam, doğru. Bana gelen duyumlar doğru yani. Hocam her gelen duyuma inanma sevgili Can Hocam. Sen benim çok sevdiğim, kıymet verdiğim bir partnerimsin. Allah razı olsun. Yoksa sana onun için hocam diyorum ben. Yoksa niye Can Hoca diyeyim yani? Sağ ol abi. Ben de zaten ha, benim inanmadım için abi. Abi. Benim için hocaların hocasısın işte. Daha ne olsun. Bak o kadar sana programın başında hocam. Hayatında annenden babandan bile duymayacağın macun veriyorum. Daha ne evet ne doğru. Haklısın abi. Yani aramızda sana ben... bir şey yok değil mi abi? Bunu düzeltmiş olalım yani. Böylece gönüllere su serpelim abi. Ama bu macunu hak eden tevazu sahibi bir insansın. Bak benim yaptığım macunu bir başkasına yapsan var ya biz de selamı sabaha keseriz. Bana bile bakma. Sen kimsin lan? Abi biz her zaman geldiğimiz yeri biliriz abi. Evet. Evet. Can Hocam geldik programımızın sonuna. Ne çabuk abi. Abi esas abi benim hazırladığım şeyler vardı. Onlara bir türlü değinemedik. Çünkü ne? Sakal da oradan böyle yapıyor. Evet. Yani ne vardı hazırladın? Şimdi 2 saat, 2,5 saat bu yayın olsun diyenlere de aslında hak evet. veriyorum bir yandan. Keşke olsa evet. ama olmuyor. Yani işte diyorlar ki bu 50 dakika bile çok aslında YouTube için falan. Ama biz gene de evet. yapıyoruz. Seyrediliyor. Evet. Zoom'un profesyonel olanını alamadığımız için abi yayını 40-50 dakikada bitirmemiz lazım. Kayıt yapamıyoruz başka türlü. Olmayınca evet. mecburen şu anda küçülme durumundayız diyorsun. Evet, bununla evet. idare edeceğiz yani. Abi bir 26 dolar bulursak, 26 dolar bulursak buluruz Can Hocam. Profesyonelini alacağız ve daha 3 saat yayın yapabilir hale geleceğiz. Ve harikası. O zamana kadar inşallah biz 26 doları bulana kadar bitsin. Abi sen de artık şereflendir yani stüdyomuzu. Evet. Yani ben de çok istiyorum çünkü çok sıkıldım ama bak, buna rağmen evde oturuyorum. Ne yapayım? Abi bak bizim masamız yaklaşık 2,5 metre. Bir ucuna sen evet. oturursun, bir ucuna ben. Zaten şey yapmayız yani temas etmeyiz. Tamam.
Bundan sonrakini böyle yapalım hocam. 50. Yani abi, adet olarak hatırlamıyorum seni, ama. Seni duymuyoruz. Duyamadık abi şu anda. Son cümleler yani, hiç duyulmadı. Şu anda biz 50 programı bulduk mu? 50. Duydun ekstra, mu hocam? Ekstralarla bulmuşuzdur abi. Vay canına. Ekstralar dediğin hani korona dolayısıyla yapmış olduğumuz programlarımız. Yok onlar da dahil ama yok. Yurt dışında yaptıklarımız var. Onlara numara vermemiştim. Onlara numara vermediğimiz Anladım. İçin eksik oluyor. Bu zannediyorum 39. program olacak. Onlarla evet hocam. O zaman 50'yi bulmuşuzdur. Bir sonraki güzel. O zaman hocam. Bir sonraki evet. Yayınımızda yan yana geliriz inşallah. Yan yana geliriz. Gereken sosyal mesafeyi koruyarak yine İstanbul Merkez Stüdyolarımızdan sevenlerimize sesleniriz hocam. Zaten bir tek yine... sakal var abi. Sakal da çok uzakta duruyor. Tokyo'da telefonla bağlanıyor. Yani kimse yok burada zaten. Hani onu da arkadaşlara söyleyelim. Ele verir talkını, kendi tak salkımı olmasın. Yani sen niye gidiyorsun olmasın. Burada kimse yok. Kimse olmadığı için boş bir yere gitmenin bir zararı yok. Bir sakıncası yok. Evet. Tabii bir AVM değil burası. Kalabalık yok. Alışveriş merkezi değil. Halk evet. Pazarı değil. Bir şey değil. Bomboş evet. Bir yer. Onun için buraya gelmenin bir zararı yok yani. Evet sevgili Can Hocam, buradan bir sonraki programımızı stüdyomuzda sosyal yapalım. Mesafeyi koruyarak yapacağımızın garantisini vererek bizleri izleyen, şu ana kadar izleyen, ette tırnak gibi olduğumuz sevenlerimize buradan sevgilerimizi iletelim. Bize abone olmayı unutmasınlar. Bilmiyorum onların seyredemediği, yani bizim kanala abone olanların belki bazılarını seyredemedi. Fast Together yayını yaptık biliyorsun abi. Belki evet, onu da bu hafta verebiliriz. Yani alabilirsek, güzel. Onun bandını alırsak ekstra olarak onu seyretmeyenler için de koyarız. O da güzel bir yayın oldu. Güzel bir yayın kampanyası oldu. Ama yine oradan da bir fırça yiyebiliriz. Fast Together ve bunu seyrettik. Ayıp oluyor kardeş. Olmasın hocam. Evet abi. Getiriyorsunuz olur. Sen geçen gün sevgili Öztürk Serengil'in doğum günü vesilesiyle biliyorsun Öztürk abinin evet. Fransız restoranı hikayesini bir de anlatmıştım. Evet, akıllı ol. Ya arkadaşlar, sevgili dostlar, yani bu bir ücretsiz bir platform. Yani de ki Zafer abi aklına gelmiş, anlatmış. Yarın belki bir de anlatır. Ne yapalım yani? Bu resmi TRT evrağı şey değil ki abi, stüdyosu değil ki bu. Yani değil mi abi? Aklımıza ne gelirse konuşuyoruz. Ne yapalım? O Öztürk abinin doğum günü olduğu için Zafer abi anlatmak istedi. Çok da komik oldu yani. Ne yapalım? Ve ayrıca ama... dinlemeyen de var abi. Yani şimdi sen bir yayını seyrettin diye herkes de seyretmiş olmuyor ki. Dinlemeyenler de var. İşte o diyor ki ben daha önceden seyrettiğim için benim diğerlerine göre bir önceliğim olmalı. Bana taze hikayeyi ateşle. Onlar sonra seyredenler akıllı ol aynı hikayeyi anlatma diye. Abi geçen programda da söylüyorum. Abi şu akıllı ol. İyice yani o kadar ayağa düştük ya abi ya. Çok. Akıllı ol. Adamsın. Yani lazım olan olmayan her şeyi kullanılıyor abi akıllı ol. Vallahi. Adamsın. Ya, adamın dibisin. Anda, akıllı ol. Abi şu anda Tesla yaşasana. Tesla'ya akıllı ol diyecek adam. Zaten dediler. Tesla dedi ya sana programın başında söyledim yani. Beni tutuklayın kardeşim ben arabamı üretirim falan filan diye. Akıllı ol. Bir paraya doymadınız. Altına yorumlar yine. Tesla'yı da bitirdiler hocam. Tesla değil abi. Adamın şirketi Tesla. Ben gerçek Tesla'dan bahsediyorum. Evet sevgili Can Hocam. Artık abi geldi dur, programın sonuna. Elon Musk'la ilgili bir şey söyleyeyim. Elon Musk şimdi geçenlerde bir açıklama yaptı. Birkaç gün evvel biliyorsun abi. 5 evet. Sene içinde diyor. 5 sene içinde onun bir şirketi var. Yan kuruluşu. 5 sene içinde beyne bir çip takacağım. Konuşmadan ne dediğimiz düşüncelerden ne söylemek istediğimizi anlayacak insanlar karşılıklı olarak birbirlerini anlayacaklar. Konuşmaya gerek kalmayacak. Ayrıca update edilecek o çip ve herhangi bir yabancı dil yükleyeceksin ve o dilde de konuşma imkanın olacak diyor. Ne diyorsun abi bu çip takıp konuşmadan düşüncelere okuma fikrine? Bunu kim diyor hocam? Elon Musk diyor. Önce Elon kardeşim bunu bir kendinde bir uygulasın hocam. O çipi kafaya bir taksın. Gitsin Nairobi'ye, Kenya'ya.
Afrika kabilelerinin içinde onların diliyle bir yaşasın bakayım, bir öğrensin, öyle mi hayat bu? Ya böyle şey olur mu hocam Allah aşkına ya? Yani abi, akıl abi mantık dışı can hocam. Böyle şey olur mu dediğimiz her şey oldu biliyorsun. Yani böyle şey olur mu ya dediğin şey oluyor, her şey oluyor. Tek yani şimdi kendi kendine tabii giden arabalar falan olmaya başladı ufak ufak. Yani şimdi bana ben burada mantıklı geliyor, mantıklı geliyor. Şimdi hocam ben burada böyle konuşuyorum. 5 sene sonra programda akıllı ol Zafer abi. Portekizce tipi taktırmışsın kafaya. Ne konuşuyorsun? Ne oldu? Gerçi ya olmayacak işte değil hocam hakikaten ha. Şimdi mesela anında çeviren şeyler var ya fonksiyonlar. Evet. İspanyolcayı evet, İtalyancaya, İtalyancayı İspanyolcaya çeviriyor. İki insan karşılıklı bunlar çevirmen vasıtasıyla konuşabiliyorlar. Yani başta tabii ben yok canım olur mu öyle şey dedim. Hani hep insan sağlığı açısından acaba beyine bir yan etkisi olur mu diye böyle bir şey olduğu için hakikaten çok dünya enteresan bir hale gelir. Düşünsene Zafer abi, yalan bak söyleyen herkesi biliyorsun. Zafer abi bizde var ya hemen onun sahtesi çıkar. Çıkar mı? Tabii. Yani kesin sahtesi çıkar. Fransızca diye takarsın. Artık ne çıkarsa. Yok. Fransızca diye takarsın. Bakarsa ki Türkçeyi bile silmiş. Onu da konuşamıyorsun. Sana rutubetlisi denk gelmiş. Evet. Tabii. Orijinali mesela 2000 diyelim ki 2000 euro veya 2000 dolar. Evet. 75 dolara Çin malı olanı çıkar. Ya eskiden şey vardı ya, hatırlar mısın? Renkli televizyona geçtiğimizde siyah beyaz televizyonları renkli yapan camlar vardı. Evet. Evet, mavi yeşil, mavi yeşil, sarı. Kırmızı, sarı ne varsa. Bu da öyle bir şey olur hocam yani. Abi. İkinci evi çıkar. Ha, az evet kullanılmış. Olabilir abi. Adam mesela rahmetli oldu. Rahmetli'nin tabii İngilizce çipi vardı. Rahmetli tabii babamdan çipi çıkma. Dedemden Farsça çipi. Az kullanılmış. Bir sene kullanılmış. Tabii. Vallahi olur. Olabilir. Belki bunun üstüne fantastik bir film de yapılır be Can Hoca. Belki birilerine ilham olur. Ne diyorsun? Peki şeye ne dersin abi sen? Tabii film zaten yapılır. O Allah'ın emri de. Düşünceleri okumaya ne diyorsun? Konuşmaya gel. Sen şimdi karşıdan geliyorsun abi. Evet. Aslında ulan nereden karşılaştık bu herifle diyorsun. Evet. Ben onu anlıyorum. Çip var bende. Karşı taraf da seni anlıyor. Ama ben diyorum ki mesela canım abi ne kadar özlemişim diyorum içimden. Bende problem evet yok. Ama sen diyorsun ki ulan nereden geldik şimdi bu herife? Ne yapacağız? Hocam, gene sarılacak mıyız? Hayır ama şimdi karşı tarafın da çip taktığını hesap edelim. Senin kafada çip var. Tamam. Karşıdan gelenin düşüncelerini okuyorsun. Bende de var. Tamam. Ben de seninkileri okuyorum. Abi ben iyi niyetliyim ama. Ben diyorum ki ah be canım abim özlemiştim diye geliyorum sana. Ha. Ama sen diyorsun ki nereden karşılaştım lan? Şimdi nereden karşılaştık? Ve diyorsun, ona rağmen sarılıyor muyuz abi? İşte orada kollarının altından geçip senin yola devam etmen lazım abi. Ne sarılması ya? Adam nereden çıktı karşıma diyor. Sen bir de ona duyduğun halde sarılacaksın. Yok öyle bir şey. Bu hocam, çok kötü bir şey. Bu bence o yabancı dil çipi tamam. Ona o okeyim. Ama bu evet düşünceleri okuma o sakat abi. Sakat. Bence yani de. O çok şeyi değiştirir. Her şeyi değiştirir yani. Evet. Çünkü eğer insanların düşüncelerini okuyabiliyorsan düşüncelerini de kendi kafana göre yönlendirebilirsin. Öyle bir çip takarsın adama. Anlatabiliyor muyum birdenbire? Ben Can Hoca'ya öyle bir çip takarım ki hocam bir bakarım ki ooo göbekler atıyor, şarkılar söylüyor. Çok abi, başka bir insan olmuş. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim abi? Sen neredeyse 50 programdır ve öncesinde de hep bir araya geldiğimizde böyle neşeli ortamlarda ille beni bir şöyle bir beni bir oynatmak istiyorsun. Niye abi? Görmek istiyorum yani onu ya. Yani merak niye ediyorum. Abi, niye abi? Ya diyorum bu Can Hoca hiç mi neşelenmez? Yani şöyle bir kalkıp iki tane bir dönsün ya abi. Bir hareket abi, bir figür abi yok. Abi neşelenmek için ille yani oynamak mı gerekiyor? Ben şu anda mesela çok neşeliyim. Abi gözlerimden sevinç, mutluluk akıyor. Görmüyor musun? Ama hiç olmazsa şu programa özgü hocam. Hayranlarımız bir görsünler şöyle. İki tane bir yap, iki figür. İki figür abi, ya. Abi bir dahaki programda telifini alıp, şimdi bu tabii YouTube'da telif meseleleri de var. Telifini ha aldığımız, satın aldığımız bir oyun havası evet koyar sakal bize abi. Tamam. Bu oyun havası karşılıklı oynarız abi. Olur mu? Tamam hocam. Tamam. Tamam. Bir dahaki programda stüdyoya bir araya geldiğimizde. Tamam. Sonra şey verin arkadaşlara da. Arkadaşlar siz de oynarken videonuzu çekin bize yollayın.
Abi geçen gün yine TikTok'taydım. Şöyle bir evet. 3-5 dakika takıldım. Abi gene cerdan kırmalar, oynamalar. Mükemmel bir Ya yer. orası hep böyle oynama üzerine Abi orası aslında galiba. tam senin yerin ya. Sen oyun Yok seviyorsun canım yani. be ya. Aman hocam ya. Aman hocam. Hiç beni o işlere bulaştırma Abi sevgili Can bambaşka hocam. bir dünya var orada. Yani bütün dertlerimden sıyrılmış insanlar var orada. Evet hocam. Ama ben yine O de ne? seninkine karışmayayım. Abi burada arada banttan geçiyor. Yavrum yapmayın şunu. Ben yapmayacağım abi. Aman. Ben yapmayacağım. Ben evet yapmayacağım hocam. Çünkü Zafer abi haftaya telifi ödenmiş bir oyun havası koyalım. Deli Tamam. Selim'den. Deli Selim sever misin abi? Aa, büyük ustadır tabii. Deli Selim'den Tabii. bir oyun havası koyalım abi. Karşılıklı oynayalım. Böylece Tamam belki Can abi hocam. bu 100.000 oluruz belki o bahaneyle. Belki. Şu anda Bakalım 80 Can bin, hocam. 80 bin küsürüz. Öyle Böyle mi? oynarsın. Hatta oyunu arasında ben 3.000 falan çıkarım. Finalde de bir talaş yeme yapar mıyız Can Hoca? He? Zeytinyağlı talaş. Çiğ kıyma yiyeyim diyorum. Tabii. Tamam ekmek abi. İçine çivi koyup yeme. Abi onu yemesi maharet değil ama. E tabii yemesi öbür sorun değil da de. Çıkartma kısmını çekeriz. Çekeriz. Hocam kapat bakalım programımızı. Peki abi. Tezgahı ben atıyorum ya. Abi çok güldük, eğlendik. Yani ben gülmekten buyurun. Hakikaten patladım bu programda. Evet. Abi yayınımıza katıldığın için teşekkür ederiz. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ederiz. Bize evet. Yaklaşık bir saatleri zaman dilimini ayırdılar. Bir evet. Saatimi geri verin. Bir saatinizi geri veremeyiz arkadaşlar. Artık giden gitti. Bir saatinizi geri verme imkanımız yok. Tekrar seyretmeyerek bir saat kazanabilirsiniz. Ama çoğu insan da tekrar sağ olsunlar seyrediyorlar. Evet çok hocam. Teşekkür buyurun. Ederiz. Sağ olun, sağ var olun yayınımızı seyrettiğiniz için. Sana da anlıyorum, çok teşekkür anlıyorum. Ederiz Zafer abi. Sağ ol, var ol. Yayınımızı şenlendirdiğin için. Hoşça kalın, sağ olasın. Mutlu kalın. Haftaya görüşüyoruz hocam. Evet abi. Bundan sonraki programda beraberiz. Eyvallah. Oynayacağız abi. Oynayacağız. Hoşça kalın.